Merhaba arkadaşlar, ben Üstü Hoca. Müthiş bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Ne yapacağız hocam? Fulleten paragraf soru bankamı bitireceğiz. Bunu çözeceğiz. Bütün sorularını çözeceğiz inşallah. Bir aksilik olmazsa. Şimdi hocam, daha önce de kitap çıkardık, buna ihtiyaç duymamıştık. Bu kitapta hocam müthiş kelime oyunları var da o yüzden çözmeye ihtiyaç duyduk. Öğrenciler zorlandılar hocam, yani gerçek anlamda zihin açan, dikkat gerektiren sorular dediler. Sınav formatına çok uygun sorular var dediler. Fakat kelime oyunundan kolay kolay bahseden olmadı. Şimdi hocam hep zor dedik, işte ne bileyim gerçekten sınav formatındaki o karışık paragraflar var hocam burada diyoruz. Bazıları kısa, anlam yoğunluğu var, bazıları uzun, yine anlam yoğunluğu var. Kısacası sınavda hocam size şov yaptıracak müthiş bir kitapla karşınızdayım. Peki burada ne yapacağız? Soru çözümü yapacağız demiştim. Test 1 ile başlayacağız. Elimizdeki kitap sizin elinizdeki kitap hocam. Yani ilk baskı, son baskı, işte ara baskı bilmem ne değil yani, bildiğiniz elimizdeki somut kitabımız, örneğimiz. Şimdi hocam başlıyoruz soru çözümüne. Bugün çözeceğimiz, şimdi çözeceğimiz testimiz test 1 olacak arkadaşlar. Bunu konuşacağız. Olumsuz soru kökü test 1. Sonra 2, 3, 4, 5 falan diye tek tek bu kitaptan inşallah götüreceğiz. Fakat şu açıklamayı yapayım. Hemen testi bir açayım da ondan sonra açıklamalarımı yapayım. Şu taktikleri geçtim. Olumsuz soru köküyle başlıyoruz arkadaşlar. Çok ihtiyaç duyduk. Aman Allah'ım neler neler oldu. Cevap anahtarı yanlış diyen var. Aman Allah'ım soru şöyle diyen var, böyle diyen var. Hiçbir soruda yanlış yok hocam, onu söyleyeyim. Bir soruda bile A iken B, B iken C falan değil yani. Hepsini tek tek açıklayacağız. Zaten en önemli çözme amaçlarımızdan biri de bu. Şimdi pek uzattım. Soru çözümünü nasıl yapacağız? Hemen söyleyip başlayayım. Şimdi tek tek şıkları önce okuyup sonra metni okuyup metnin altını çizip buradan buna git bur demeyeceğim. Bunu dersem, yani tek tek bütün soruda bir soruyu atıyorum 10 dakikada açıklarsam. Mesela sen kitabı almışsın, hemen cevap anahtarına bakmak istiyorsun, çözümünü incelemek istiyorsun. 40 dakika boyunca beni dinlemek zorunda kalma. Doğal olarak lafı uzatmayacağım, yeteri kadar uzattım. A şıkkına şuradan, işte B şıkkına buradan gibi tek tek böyle çize çize fosforlu kalemle göstereceğim. Yani seri bir soru çözümü yapacağız, onu söyleyeyim, olur mu? Hemen telefonumuzu şöyle bir yaklaştıralım. Evet, şu mod sanki çok daha okunucu gibi, okunuyor gibi. Peki, tekrar ediyorum. Şıkkı işaretleyeceğim, sonra metinden nereden bulacağınızı gösterip geçeceğim. Çok seri geçmeliyim çünkü onlarca soru bizi bekliyor. Böyle çok yayamayız kitabı. Peki, uzattım. Evet, hangisi doğru olmaz? Değinilmemiştir sorusu. Önce seçenekleri okuyup anahtar kelime belirleyeceğiniz soru. Mesela Adana'da esas noktası tiyatro olmak ya da Bursa'da Audran'ın resim tarzı bellidir gibi anahtar kelimeleri çizmiş olmalısınız. Ben seri bir şekilde göstereyim size. Siroya'ya diyor, birliklerin hareketi aldığı yapıtı satan ressamın sanatının esas noktası tiyatro olmuştur. Hemen buna nereden ulaşabileceğimizi söyleyeyim. Bakın ne diyor? Vateu birliklerin hareketi adlı tabloyu gerçekleştirerek yapıtını resim satıcısı Siroya'ya sattı. Tamam, sattı. Ve yukarıda bakın Vateu'nun tiyatro sanatının başlıca esin kaynağı olduğu ifadesini görüyoruz. Yani bu kısım bizi Adana'ya götüren kısım. Yani hem buradan hem buradan alıntı yapmalıydınız bu Adana'ya ulaşabilmek için. Peki hocam Bursa nerede? Rubens'in tablolarıyla süslü galerinin ressama sunulmasını sağlayan Audran'ın resim tarzı bellidir. O da burada. 1708'e doğru arabesk ressamı Audran'ın atölyesine geçti. Arabesk ressam Audran. Ha, Audran'ın demek ki resim tarzı belli. Süper, ben bu soru çözümünü beğendim. Hiç uzatmaya, lafı uzatmıyorum. Direkt şıkları göstererek gidiyorum, olur mu? Daha seri gidelim. Peki hocam Ceyhan nerede? Vateu'yu diyor, tamam. Montmorency'de düzenlenen şöyle davet eden kişi bir sanatçının sanatı hakkında da bilgi vermiş. Hemen son kısma dikkat. Diyor ki, ne diyor? Crozat Vateu'ya tablo koleksiyonunu gösterdi vesaire vesaire, Veronese'nin sanatını tanıttı ve sanatçıyı Montmorency'de düzenlediği şölenlere davet etti. Ha, şölene davet eden kişi Veronese'nin de sanatını tanıtmış. Bir kişinin sanatı hakkında bilgi vermiş. Burada farklı bir renk kullansam hemen şöyle daha hoş olur seçmeniz için. Ceyhan da çok net elenmiş oldu. Peki hocam geldik Denizli'ye. Valenciennes'te askeri tablolar yapan Vateu şehrin sakinlerine uygun resimler çizmiştir diyor. Hemen bakalım öyle mi? Hemen bunu da şuradan göreceğiz hocam. Vesaire savaşından kaçanlarla ve askerlerle dolu taşan Valenciennes'e gitti. Askerlerin yaşamından vesaireler oluşan vesaireler çizdi. Ha, Valenciennes'te askeri tablolar yapan Vateu şehrin sakinlerine uygun resimler çizmiş. Doğru, şehrin sakinleri zaten savaştan kaçanlar. Bu da askeri resimler çizmiş, bu da doğru. Şimdi geldik Edirne'ye. Edirne cevabımız da hocam diyor öğrenci doğal olarak. Yani Edirne'yi ben sanki şurada bir yerde görüyorum, bakın kapı üstü süslemesi, kapı üstü süslemesi, bir okuyalım acaba aynısı mı? Vateu 4 kapı üstü süslemesini gerçekleştirdiği ressam Karozat için çalışmalar yapmış. Bakın ne diyor. Sonra maliyeci Karozat için mevsimleri canlandıran 4 kapı üstü süslemeleri gerçekleştirdi. Bu kadar. Yani burada diyor ki adam,
kapı süslemesini yaptığı kişi için çalışmalar yaptı. Ama burada ne diyor? Kapı üstü süslemesi yaptı. Sonrasında çalışmalar yaptığı, bu kişi için bir şeyler yaptığı yok. Zaten kitabın özü bu hocam. Kelime oyunu budur işte. Yani neredeyse birebir verilmiş ama küçücük bir artistik bütün soruyu ne yaptı hocam? Zorladı. Edirne'de ne yaptık? Oradan ulaşmış, ulaşamamış daha doğrusu olduk. Peki uzattım. Geldim soru 2'ye. Seri bir şekilde cevapları yine buradan işaretleyip göstererek gideceğim. Tek tek bütün soruların. Hemen ulaşılamaz da. Önce Adana'ya okuyayım. Diyor ki meteorları gözlemlemek için seçilen yöntemler belirli bir dönemde fayda sağlar. Bu kısma şuradan ulaşıyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyor. Hemen şurası. Evet. Süper Schmitz diyor kamerası gibi uygun karanlık odalar içeren fotoğraf yöntemleri, ışıl elektrik yöntemlerde, radyo elektrik yöntemler güpegündüz meydana gelen meteorları algılamayı sağlar. Bakın çeşitli yöntemler belirli bir dönemde fayda sağlar. Güpegündüz meydana gelen meteorlar için fayda sağlıyormuş. Adana'ya buradan ulaştık. Ben hepsini işaretleyeyim de içimizde sıkıntı kalmasın. Meteorların az bir kısmı belirli bir hızın altında seyretmektedir. Şimdi Bursa'ya ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız Bursa ama bakın. Cevabı biliyoruz, işaretleyeceğiz ama bakın ona birazdan müthiş bir yerden dönüş yapacağız. Ceyhan'da ne diyor? Belirli bir rotası olmayan meteorlar içinde bir at verilmiş, tercih edilmiş. Hemen onu ilk kısımdan göreceğiz. Diyor ki, diğer meteorların belirli bir doğrultusu yoktur, rotası yoktur. Bunlara dağınık meteorlar denir. Yani Ceyhan'ın ta kendisi. Bunu da göstermiş olduk. Haydi telefonumuz sakin ol, heyecanlanma sen. Ben yeteri kadar heyecanlanıyorum. Deniz de diyor ki bakın dikkat. Kuyruklu yıldızlardan kalanlar meteor oluşumunda etki sahibi olabilir. Buna da şuradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen metni şöyle çektim hocam. Bakın dikkat. Kitaptan gidiyoruz, somut gidiyoruz. Buradan da meteorlara yol açan parçacıkların güneş sistemine ait oldukları çıkarılır. Bu parçacıklar genellikle kuyruklu yıldızların artıklarıdır. Ha, kuyruklu yıldızların yıldızlardan kalanlar, arta kalanlar. Bu da bunu söyler bize. Peki Edirne'de ne diyor hocam? Meteorların belirmesi ve yok olması çeşitli şartlar dahilinde gerçekleşir. Bakın onu da nereden görüyoruz? Şuradan görüyoruz. Meteorların ortaya çıktığı ve sonra da kaybolduğu yükseklikler vesaire vesaireye bağlı vesaire vesaire gerektiren şartlardan bahsediyor. Edirne'nin ta kendisi hocam. İçimiz çok rahat olsun. Edirne'yi de oradan görmüş oluyoruz. Buraya kadar her şey yolunda. Geldik Bursa'ya. Meteorların az bir kısmı belirli bir hızın altında seyretmekte. Bakın dikkat ne diyor metinde. Şu kısımda evet süper. Meteorların büyük çoğunluğunun 42 kilometre vesairelik parabolik hızı aşmayan yani belli bir hıza kadar. Ne kadar hocam? Meteorların büyük bir çoğunluğu. Burada ne diyor? Meteorların az bir kısmı. Hocam bu kitabı al. Bu kitabı bitir. Sınavda soru yapamazsan da ateşe ver gitsin ya. Yak gitsin. Boşa çözdün o zaman deriz. Yak gitsin. Abi artık sen buna dikkat ettikten sonra sınavda bir zahmet soru kaçırma ya. Burada az bir kısmı belirli bir hız. Burada da belirli bir hız diyor ama büyük çoğunluğu diyor. Kelime oyununun paşası babası hocam. Soru 2'nin cevabı da Bursa olacak. Geldik soru 3'e. Bakın adım adım tek tek satır satır göstererek gideceğim. Hiç acelem yok hocam. Devam ediyorum soru 3'teyim. Hemen ne diyor işte Adana'yı mesela hemen bir göstereyim ben size. Ne demiş? Sesin yansıtıcı yüzeyler tarafından fazla soğurulması, tamam. Yayınımından sonra da o kadar kısa sürmesine neden olur. Şimdi fazla soğurmak ve yayınımdan sonra kısa sürmek. Bakın müthiş bir kelime oyunu var. Diyor ki, ses çeşitli yansıtıcı yüzeyler tarafından ne kadar az soğurulursa yayınımından sonra da o kadar uzun sürer. Burada ne demişti? Fazla soğurursa kısa sürer. Burada ne diyor? Az soğurursa uzun sürer. Yani adeta paragraf sorusu içerisinde bir kesin yargı sorusuna yer verilmiş. Yani bunu ben tek başına şu cümleyi alsam, kesin yargı sorusu yapsam, şu A şıkkını da Edirne'ye koysam müthiş bir sınav sorusu olur. Yani bir soru içinde soru vermişiz. Kelime oyunu bu. Bunu öğrenci doğal olarak yakalayamıyor. Ama bu kitaptan sonra artık bunlara hazır olacaksınız. Birbirinin devamı olan seslerin karışmasına neden olan bir yankılanım. Bursa'ya nereden ulaşırız? Çok uzattım arkadaşlar. Hemen göstererek geçeceğim seri bir şekilde. Bakın Bursa'ya da şuradan ulaşacağız. Bu kısım aynı zamanda başka bir şıkkı da bize söyleyecek. Hemen bir işaretleyeyim size. Hemen devam ettim. Bakın ne diyor? Olmalı. Ancak ardışık olarak yayılan sesleri birbirine karıştıracak kadar şiddetli. Bakın burada da ne demişti? Seslerin birbirine karışmasına neden olacak şeyin yankılanımın belli bir amacı takip etmesi, birbirinin devamı olması, ardışık olma, değil mi? Bursa'yı buradan çok rahat görebiliyoruz. Peki hocam, Ceyhan'a bakalım. Yankılanım süresinin dinlenme noktasından bağımsız olması bilgisi bir araştırmacının verileridir. Nerede hocam bu araştırmacı? Amerikalı Sabin yankılanım süresi üzerine vesaireyi sıralamıştır. Yani bir araştırma sonucu var bu metinde.
Ve bu kişi de araştırmacı, bu kadar. Sen bir araştırma yapıyorsan sen araştırmacısın, bu kadar. Yani illa metinde araştırmacı bilmem ne demesine gerek yok. Ceyhan'a da tabii ki oradan ulaşırız. Biraz yakmak lazım beyinleri. Salonların kullanım amaçlarının yankılanımla ilişkisi düşünülmelidir. Evet, burada konser salonu, yankılanım falan demişti. Konser amaçlı kullanma, konferans amaçlı kullanma gibi. Denizli'ye de oradan ulaşabiliyoruz. E şıkkına hiçbir yerden ulaşamayız. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim adım adım. Hemen diğer soruya geçelim. Evet. Tekrar aslında bir çıktı olarak hazırlamıştım ben sorular arkadaşlar. Yani bu şekilde hazırlamıştım, bu şekilde götürecektim ama biraz daha böyle sağlam olsun, somut olsun. Yani kitap üzerinden gidelim ki herkes görsün soruları diye o kararı değiştirdim. Peki devam ediyorum. Acelemiz yok. Yavaş yavaş devam edelim arkadaşlar. Soru 4'teyiz. Hemen Adana'yı göstereyim. Ne diyor? Hareketin varlığına ilişkin düşünsel yaklaşımların değişim süreci yaşadığına bakın. Galile'nin diyor yaşadığı döneme kadar hiçbir şeyin değişmediğini, hareketin yani doğum ile ölümün yalnızca yeryüzünde var olduğuna inanılıyordu. Öyleydi diyor. Şimdi değişti diyor. Şimdi buna ben ulaştım. Adana'yı oradan çıkarırım değil mi? Eskiden böyleydi diyor. Demek ki değişmiş. Adana'daki değişim vurgusu buradan çıkar. Peki Bursa, Galile'nin harekete ilişkin incelemelerinde bir esasının geçerli olduğuna. Bursa'ya da bakın nereden ulaşabiliyoruz. Galile, hareket anlaşılmadığında doğada anlaşılmaz diye düşünüyor ve başlangıç olarak cisimlerin yere düşmesini inceliyor. Şimdi neden bunu inceler? Neden bunu yapar? Değil mi? Yani incelemelerinde esas ne? Esas nokta buymuş. Bursa'ya buradan ulaşabiliyoruz. Peki Ceyhan, gökyüzünün ilgili olduğu kurallar bütününün yeryüzüyle bir olduğuna. Ceyhan da bakın ne diyor? Hemen şurada bir yerde burada gördüm. Galile diyor doğanın gökyüzünde ve yeryüzünde aynı yasalara bağımlı olduğunu öne sürdü. Ceyhan'ın ta kendisi daha ne olacak? Peki cevabımız Denizli'ye atlıyorum. Galile'nin diyor doğanın kavranmasını bir koşula bağladığına, evet aynı şeye buradan ulaşabiliyoruz yine. Değil mi? Son kısımdan aslında aynı zamanda Edirne'ye de, şu kısımdan Edirne'ye de ulaşabilirsiniz. Hareketle ilgili zorlukların desteklenmediği şey, geçtim Allah aşkına Denizli'yi. Bakın tek tek seçenekleri ne yapıyorum? Aynı renkte göstermeye gayret ediyoruz. Peki geldik, artık bitiriyoruz yavaş yavaş 5. soruya. 3 sorumuz kaldı. Çok seri, hemen altını çizerek geçeceğim arkadaşlar. 5. sorudayız. Hangisine ulaşılamaz? Bakın bu soru çok tartışıldı. Hepsi çok tartışıldı da, yani hepsi çok zorladı öğrencileri ama bu ayrı bir konuşuldu. Fiyat ve talep arasındaki ters orantının mantıksal bir analiz olduğu gerçeğinin doğrulanması, değişikliğin rakamsal belirtilerden uzak olmasıyla ilgilidir. Bakın A şıkkına nasıl ulaşıyoruz? Fiyat düştüğü zaman talep edilen miktarın arttığını söylemek, yani ters orantı, tamam. Söz konusu değişikliklerin büyüklüğü rakamlarla belirtilmedikçe nicel karakterde ifadedir. Mantıksal bir analizdir. Ne diyor? Rakamsal belirtilerden uzak olmasıyla ilgilidir. Rakam belirtilmedikçe. Şimdi Adana'ya ulaştım. Bu arada renkleri de karıştırmayalım. Aman dikkat. Şurası Adana olsun. Şöyle A diyeyim ben buna. Renkler kafayı karıştırmasın. Adana çok net. Buna ulaştık hocam. Geldik Bursa'ya. Bak. Ne diyor Bursa'da? Talep edilen miktar artışı ve fiyattaki düşüş yüzdesi rakamsal olarak ifade edilirse nitel analiz safhasına geçilir. Bak, öğrencinin zihnini alt üst eden seçenek bu işte. Hocam diyor, bana o kadar çok mesaj geldi ki e-mail yağmuruna tutulduk. Yani hocam nitel diyorsunuz, burada nicel geçiyor diyor. Bak ne diyor bak yukarıda. Rakamlarla belirtilmedikçe nicel karakterde ifade. Burada ne diyor? Rakamsal olarak ifade edilirse nitel analiz safhasına geçilir. Şimdi rakamsal olması nicel olması demektir. Rakamsal olmaması, böyle bir şey demiyoruz. Bilginin doğruluğuyla işimiz yok. Burada rakam varsa niceldir diyor. Şey, rakam yoksa niceldir diyor. Burada rakam varsa niteldir diyor. Yani yukarıdakinin tam tersini söylemiş aslında, değil mi? Ters bir ifade söylemiş. Rakam yoksa nicel, rakam varsa nitel o zaman. Yani benim bu cümleden çıkaracağım yargı bu. Sadece dolaylı ifade etmişiz, değil mi? Yani nitele nicel demiş. Rakam yoksa rakam varsa demiş. Ama aynı şeyi söylüyoruz. Aman dikkat, Bursa'ya buradan gideriz. Yani şuna takılmayınız. İşte sayı varsa niceldir hocam falan değil. Aman dikkat. Bilginin doğruluğuyla işimiz yok. Yukarıda ne yazıyor aşağıda biz onu bulacağız. Peki Ceyhan ne diyor? Ceyhan doğru cevabımız değil bu arada, onu da hemen işaretleyelim. Statik analiz bir olayın belirli bir anda ele alınmasını gerekli kılar ve başka bir şeye ihtiyaç duymasını gerektirmez. Bu nerede hocam? Bakın ne diyor? Bir olayı, bu kalemle tamam bu renkle gidelim. Bir olayı belirli bir anda göz önüne alıp incelemekle yetinilirse statik analiz söz konusu olur. Yani başka bir şeye ihtiyaç duyulmazsa statik analiz söz konusu olur, değil mi? Sadece bununla yetinilirse Ceyhan'ın ta kendisi, onu da eledim arkadaşlar. Peki Denizli'ye bakalım, ne diyor Denizli? İktisat bir takım sosyal tarafları bulunan, nicel bilgilerin aktarımıyla ilgilenen bir bilim dalı görünümündedir. Bak burası muhteşem. Beyin falan bırakmıyor, harika burası. Bak ne demişti? Yukarıda nicel bir analiz demişti. Diyor ki bu tür analiz, yani nicel analiz, özellikle iktisadın psikolojik ve sosyal yanlarıyla, davranışlarla, bu davranışların öznel etkenleriyle ilgilenir. Ne demişti? İktisat bir takım sosyal tarafları bulunan nicel bilgilerin aktarımıyla, nerede hocam nicel bilgiler? Bak ne demişti? Nicel karakterde ifadedir mantıksal bir analiz. Bu tür analiz, yani nicel analiz,
İktisadın, yani bunu buradan almamız lazım ki Denizli'ye ulaşabilelim. Doğru cevabımız Edirne olacak. Bütün şıkları tek tek göstererek gidiyorum. İçiniz rahat olsun. Bütün cevap anahtarları doğru. Tek sıkıntı bunları görebilmekte. Bunları böyle halledersek zaten açık kalmaz. Hemen 6. soru, çok uzattım, bitireyim isterseniz seri bir şekilde. Hangisi çıkarılamaz? Adana'yı bakalım nereden çıkaracağız? Bu arada Adana doğru cevap çıkaracağız derken hemen hatırladım, onu düzeltelim. Adana doğru cevabımız, o bir dursun. Macunun sarf edilme sahası birkaç şey üzerinde etkilidir. Bakalım Bursa'ya nereden ulaşabiliyoruz? Diyor ki renk ve dokuları eziyorlar. Daha sonra da bağlayıcı bir maddeyle yağ, su, yumurta ile birleştirerek resimde, özellikle de fresklerde, ha, resimde kullanıyorlarmış, fresklerde kullanıyorlarmış, birkaç şey üzerinde kullanılabiliyormuş. Bursa'nın ta kendisi oldu, değil mi? Çok net. Haydi bitiriyoruz hocam. Vesairenin var olan bir yüzey, bir şey üzerindeki tasarrufu ressamlar için kolay değildir. Yani zordur vurgusunu arayacağız. Bunu da tabii ki ilk kısımdan. Vesaire vesaireye getirmiştir. Gerçekten de vesaire vesaire olması, geç kuruması ve kalınlığı yüzünden çok zorlanıyorlardı. Ressamlar çok zorlanıyordu. Yani ressamlar için kolay değildi Van vesairenin yaptığı bu iş, yaptığı bu tasarruf, tamam. Ondan bahsediyoruz. Adana'ya çok rahat ulaşıyoruz. Denizli nerede hocam peki? Adana diyorum, Ceyhan'a ulaşabiliyoruz. Deniz nerede hocam? Yağlı boyanın, hemen Denizli'ye bir göstereyim. Yağlı boyanın kullanım gerekçeleri kimyasal özellikler göstermekte. Hemen Denizli'ye, metnin son kısmından bakın ne diyor. Günümüzde birçok insan yağlı boyayı konuşabilirsem diğerlerini tercih ediyor. Daha hızlı kuruyor, kimyasal bileşim oksitlenmeye ve bozulmaya daha dayanıklı. Bu kadar. Denizli'nin ta kendisi değil mi? Kimyasal vurgular var. Ta kendisi tabii ki. Peki hocam, Edirne nerede? Sen Edirne'yi söyle. Edirne'de ne demişti hocam? Macunun kullanım süresinde etki sahibi olan bir durum söz konusu. Ha, süresini belirleyen bir durum söz konusuymuş. Evet, bu da zaten son kısmında vurgulanmıştı. Daha hızlı kuruyor olmasında, değil mi? Oksitlenmeye, bozulmaya karşı dayanıklı olma vesaireler. Yani kimyasal bileşimler etkiliydi. Aynı zamanda Denizli'ye de ulaşabilmiş olduk. Doğru cevabımız bu soruda Adana hocam. Soruları saatlerce uğraşarak yazdım arkadaşlar. İnanın yaz tatilinde gecem gündüzüm birbirine karıştı. O yüzden bakar bakmaz çok rahat, şurada şu var, burada bu var vurgusuyla gidebileceğiz şimdi. Yani normal bir soru çözümü şu an tabii ki yapmıyoruz. Biraz uzatıyorum yine, hızlı gitmeme rağmen yine de uzattım, bayağı bir uzattım. Peki hemen bu 7'ye de bakalım arkadaşlar, nedir cevaplar, şıklar nerede toplanmış hemen görelim. Ne diyor, hangisine değinilmemiştir? Hemen Adana'yı bulalım. İşinde henüz pişmediği halde, pişmediği dönemlerde hakkında kayda değer söylemlerin varlığına nereden ulaşabiliriz hocam Adana'ya? Daha kariyerinin başlangıcında kendi üslubu ve heykeltıraştaki teknik becerisi nedeniyle övgüyle anılan bir sanatçıydı. Adana'nın ta kendisi hocam. Net. İstisnası, idrarsız. Bursa, eserin oluşumu esnasında üzerinde oynamanın bir endişenin sonucu olduğuna. Bursa'ya nereden ulaşabiliriz? Bakın dikkat. Bu kuşku, bu endişe, yıllar ilerledikçe artan yapının orijinal halini yapı sırasında değiştirme şeklinde. Ha, bak ne diyor? Oluşum sırasında üzerinde oynama. Bursa'nın ta kendisi. Bunu görebilen öğrenci zaten sınavda soru moru affetmez hocam. Bu kitap onun için var. Bu kitapta süre tutmayın hocam. Yani 2 dakikada çözdüm, 10 dakikada çözdüm, 15 dakikada çözdüm. Bunlara hiç girmeyin. Doğru yapmak amacınız olsun. Tek amacınız olsun. Ceyhan, bu sorumuzun doğru cevabı. Denizli'yi hemen göstereyim sizlere. Üzerinde oynadığı ve nihayete erdiremediği bir eserinin olduğuna. Denizli bu. Peki nerede hocam? Bunun sonucu olarak vesaire anıt mezarı üzerinde 40 yıl boyunca sürekli değişiklik yapmış ancak eserini tamamlayamamıştır. Değil mi? Denizli'nin ta kendisi arkadaşlar. Peki Edirne nerede? Hemen Edirne'ye bakalım. Deha kavramının kendini gösterebileceği bir sanatçıyı bulmanın olabilirliğine. Bu zaten ilk kısımda. Michelangelo kadar dehayı ifade eden başka bir sanatçı daha hayal edilmesi güçtür. Yani demek ki Michelangelo'yu biz deha olarak adlandırabiliriz. Deha ifadesinin karşılık bulabileceği bir sanatçı varmış. Edirne'ye de ulaşabiliyoruz. Ceyhan'a selam gönderiyoruz sadece. Cevap anahtarımız da Ceyhan'ı söylemiş bize zaten. Hemen bakalım hangisine ulaşılamaz. Şimdi bir numara, Adana ile başlayalım. Yeni ticari merkezler yıllardan beri devam edenlerle birlikte varlık gösterdi. Buna nereden ulaşabiliriz? Bakın Adana'ya nereden ulaşabiliyoruz? Hemen ben size şöyle bir işaretim. Diyor ki Avrupa'nın geleneksel ticari merkezlerinin yanı sıra yeni ticari bölgelerde oluştu. Yani yeni ticari merkezler de var. Yıllardan beri devam eden geleneksel merkezler de var. Bunlar beraber varlık göstermişler, değil mi? Adana'yı bakın buradan çıkarıyoruz. Kapalı. Çok güzel kapanmış. Harika bir soru. Peki Bursa'ya bakalım hemen. Birçok oluşum Fransa'nın ilerleme kaydetmemesini tersine çevirememiş. Şimdi bu cümleyi öğrenci anlamalı önce, değil mi? Önce bu cümleyi bir tersine çevirmek lazım. Ne demek istiyor? Yani zaten format bu. Sınav formatı bu. Sınavda zaten demiyor muyuz hocam? Her sınav sonrası hocam sınav çok zordu. Paragraf metinlerini anlayamadık bir türlü. İşte onu burada yaşıyoruz şu an. Onu sınavda yaşamayacağız inşallah. Hemen Bursa'yı ben size göstereyim hocam. Bak ne diyor. Hemen yaklaştırdık.
İber Yarımadası ticarete açıldı vesaire 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 de hizmet verdiler. Buna karşın Fransa bir dizi gerileme yaşadı. Yani ilerleme kaydedememesi bir türlü tersine çevrilemedi. Bir sürü oluşum olmasına rağmen. Bursa'nın ta kendisi hocam. Ceyhan doğru cevabımız yine dursun. 14. 15. yüzyıllarda Flemenk ülkeleri dışında da kumaş ihracatı yapıldı. Ne demişti bize arkadaşlar? Batı Avrupa ticareti sürdürdüler. Flemenk ülkesi o dönemde kumaş ihracı açısından önemli bir yerde ama yeni yerler de açıldı. Bakın yeni bölgeler de kuruldu. Devamında bunları da sayıyor. Yani burası, burası ve burası beni Denizli'ye çok rahat götürecek arkadaşlar. Edirne ne diyor? Tekrar Denizli'yi böyle bir göstermiş olayım, öğrenciler bir görsünler. Edirne'ye bakalım. İtalyanların ticareti sürdürmelerinin bir gerekçesi mevcut. Nerede hocam İtalyanların gerekçesi? Ne diyor? Bakın dikkat. Söz konusu zararları dengeleyebilmek için İtalyanlar teknik ve mali üstünlükleri nedeniyle kendilerini kanıtlayabildikleri Batı Avrupa'da ticareti sürdürdüler. Ha, ticaret yapma nedenleri buymuş. Teknik ve mali üstünlükleri nedeniyle falan diye devam eden kısım da bize Edirne'yi söyledi. Cevap anahtarımız Ceyhan demiş. Evet, Ceyhan da doğru olarak görülmüş. Peki, uzatmayacağım dedim ama yine de konuşmaktan artık kendimi alamadım. Yaydım hocam. Görüntü bu. Fulleten paragraf kitabımızın hocam ilk testini çözmüş olduk. Bismillah. Bundan sonraki çözümleri de yine aynı şekilde inşallah kitap üzerinden götüreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.